Onu da belirtelim. Yani Portekiz ekolü, Alman, Alman ekolü. Tabii bunlar güzel şeyler. Keşke getir, getirsen, uygulayabilsen. Hangi... maçı denedi bir. Vitor Pereira gelmişti. hangi yolu seçtiğine bağlı. Hatırla. Daha, bak abi Türkiye'nin iklimi farklı. Türkiye'nin oksijeni farklı. Süperlik farklı. Ve herkesin ağzındadır. Geçen Turgay Özel'e de burada yapıyordum. O da e, söyledi. E, buraya gelmeden önce Emre Belezoğlu'yla da sohbet ettim. O da söyledi. Ali Koç da şeyde söyledi basın toplantısında. 20 tane takım var. 15 tanesi aynı futbol oynuyor abi. Kapan. Çıkış çıkış oyunuyla gol ara. Savunma yapıyor. Yani bunlar top oynamıyorlar. Bunlar sahaya yenilmemek üzere çıkan, zor gol yemek üzere çıkan kontradan gol arayan takımlar. E şimdi Fenerbahçe konuştuğumuz zaman koku dönemine gel, sonrasında Ersun Yanal'a gel, sonrasında Erol Bulut'a gel, sonrasında Emre e, Belozoğlu'na gel. En 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 bir ya iki ligde. En çok şut atan, en çok rakip cezalarına giren, en çok orta kullanan, işte en çok e, korner atan hepsinde en nerede ya bir ya iki. Sonuç? Kalite yoksa bir. Sağda kalite olacak, iyi oyuncu olacak. Bakınız Abu Bakarlı Beşiktaş. Bir Abu Bakarlı ne hale geldi e, o takım, o düzen. E, i̇ki, hakem şansı yanınızda olacak. Yani hakem e, takdir hakkını, o ortadan kesme var ya, şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam, sizin de kullanmadan da ekrandaki de, sağdaki de geçmiş olsun. İstediğin kadar da iyi takım yap. Sonuç, sonuç alamıyorsun. Yani bu e, aşamada bir e, Fenerbahçe'yi Ya da Türkiye'de başka bir takımı Çalıştıracak Teknik direktörün Kısa vadede açıklamam Gerekirse İstanbul'da yaşayanlar bilirler Metrobüse binmeyi bilmesi lazım Yani metrobüs durağında Nerede duracağını kapı nerede açılacak içeri nasıl bineceğim Leba, Lebaleptir İstanbul'da metrobüsler Binmek kolay değildir Özellikle de iş saatlerinde Ondan ne Buraya gelen teknik direktör, bir, oyuncuların geç yapılan ödemeleriyle uğraşacak. İki, e, onların uyumuyla uğraşacak. Üç, kendisi ligi öğrenecek. Dört, hakemleri öğrenecek. Beş, medyayı öğrenecek. Altı, taraftarı öğrenecek. O kadar, o, o kadar çok din, din, dinamik var ki, e, yabancı bir teknik direktörün. Geldim buraya sistem kurdum, tıkır tıkır e, işleyeceğiz. işte her maçımız 120 koşacağız. Ee, şu kadar şiddetli koşu yapacağız diyerek işin içine girersin. Ona göre antrenmanlarını kurgularsın. Ee, bir bakmışsın olmamış yani şimdi, <laughs> bir, bir bir Şöyle soru... bir, bir bir bakmışsın bir hakemin biri çıkmış. Başka bir düdük çalmış. Öteki golü iptal etmiş. Belki pe, penaltını vermemiş. Ne uğradığını şaşırırsın yani. Şöyle bir soru üretebilir miyim acaba? Hocam şimdi Ali Bey dedi ya ya Portekizli ekolü olacak ya da Alman ekolü. Ben hemen kadroya baktım bir tane Portekizli yok. Ya o... Alman bir tek Mesut Özil. Yani Alman derken yani o orada yetişen. %70'lik kadronun korunduğundan ifa e, Demboldu, Sayın Başkan. Hı -hı. E, eğer Alman bir teknik adam gelecekse Almancayı konuşan bir tek Mesut Özil var. Portekizce Portekizli yok kadroda diyelim ki Portekizli bir teknik adam geldi. Bir tane yok. Şimdi ondan... dolayısıyla gelen Portekizli ise bir 2-3 tane de oyuncu getirecek. Ya mutlaka dışa işte bakıyorsunuz. Mesela Everton'a gidiyorsunuz. Everton'a Portekizli hoca geliyor ama Portekizli konuşan yok. Örnek. Evet, doğru. Burada hocanın kapasitesi önemli, kalitesi önemli. Şimdi eee ne dedi? E, Türkiye'de işte takımlar kapanıyor diye söylemiş başkan, değil mi? E, bu da bu sezonda ki senelerden beri böyle. Yani büyüklere karşı oynanan futbol böyle. Biz diğer ülkeler gibi değiliz. En son takımımızda senle kora kora oynasın her şey bu. 20 sene evvel de aynı. Büyüklere karşı diğer takımlar oynadıkları futbol bu. Yani bunu bir kere bir argument olarak sunmamak lazım. Buna karşı da oyun prensiplerini geliştireceğiz. Şimdi verdiğiniz şeyde tabelada belki buraya Bruno Labadia kabul edebilir. Ama Klinsman'ı getirme şansı. Ama Labadia'nın şampiyonluğu yok. Var. Var Şu mı? Stuttgart'ta şampiyonluğu var. Erdinç'le beraber şampiyonluğu var. Hı. olur Şerdar Serdar Taşçılar falan beraberler. Gomezler, Momezler falan beraberler onlar. Bak oraya. Ben çok, çok iyi biliyorum. Bakayım hocam. 2004. Belki ben hata yapıyorum. 2004 çok iyi biliyorum. Portekizlerin getirme şansın biraz da fazla olabilir. Ama Almanlardan orada ismi geçenlerden bir tek Bruno kabul edebilir. Gelmeyi 2004'ten beri de zaten Erdinç'le beraber çalışıyorlar. Bruno Labbadia. Bayern'de de çalıştı. Yani iyi yerlerde çalıştı Almanya'da. Hocam yok galiba hocam. Var yani. var. Stuttgart'ta şampiyon oldular. Ben çok iyi biliyorum onu. Kaç dedin ee, hocam? 2004 olması lazım. 2004'te orada çalıştı. Ş şampiyon tamam. oldular. Ee, şampiyon hani oldular. acaba Bundesliga Stuttgart... kupası mı? Şey, Bu... Almanya kupası Bundesliga'da mı? Bundesliga'da yani şampiyonluğu ver ya Ben e, yanlış hatırlamıyorum. Ver. E, Bruno ya şimdi Almanlar, Alman ekolü, e, ne bileyim Portekiz ekolü şudur budur ondan ziyade hani futbolun terimleri e, bir yani bunu fazla şey yapamazsınız e, Gürcan. Sen Ayıramaz... e, teknik direktör Labadia şampiyonluk mu yaşadı dedin? Evet. Yoksa oyuncuyken mi? Yok yok o teknik direktör. Ben hocam bulamadım. Ya benim bildiğim şampiyon. Ona bakalım Murat Demir e, şampiyon, sen de bir bakar mısın? şimdi, şampiyonluğu e, olması lazım. bir bakalım hocam. Yani ben yanlış hatırlamam kolay kolay e, burnunun, Biliyorum biliyorum yok senin hafızan çok olması iyidir. Olması lazım. Çünkü. Şimdi ekol diyorsunuz tamam onların orada kemikleşmiş bir ekoli var. Onlar oranın sistemlerinde oranın e, yaşam tarzlarına falan çıkıyorlar. Ama yurt dışına çıktığınız zaman Almanlar biraz sendeleme yaşayabilirler. Burada en başarılı olanlar <laughs> Alman hocalar. Bizde kimlerdi? Hep ellerin üzerinde olan hocalar. Yani 60'a falan gelmiş işte kimdir? E, Jupp Derval. Arkasından e, Kalif Elkamp. Bizde başarılı olanlar. E, Daum'un o deli dönemlerinde. O da Stuttgart'ta falan hocalık yaptı o dönemlerde. Ama futbol artık öyle bir şey ki biz işte Alman hoca gelirse bizi uçurur. İngiliz hoca gelirse uçurur. Yok siz alacağınız oyunculara bağlı. Yani 4-3-3 dünyanın her yerinde aynı oynanıyor. 3-5-2 oynuyorsan dünyanın her yerinde aynı oynanıyor. Ama ne var? Oyuncular farklı. Oyuncular daha dinamik, daha çabuk olmaya başladılar. Eee drifting kabiliyetleri daha fazla. Altyapıdan yetişmişler. O oranın o çabukluğunu kazanmışlar. Şimdi biz diyebilir miyiz büyük takımlarınızdan bir tanesine bize şampiyon olmayacaksınız 3 sene ama bana Ajax modelini kur. Yapabilir mi? İmkansız. Yok çünkü yapamazsın. Alttan da yetiştirmiyorsun o tarzda gelmiyor. Bir tane oyuncu çıkardığın zaman öp başına koyuyorsun ama 90'lı dönemlerden Aşağı yukarı 2000'li dönemlere kadar geldiğim dönemler zamanlarda altyapılardan çok oyuncular çıktı. Ne oyuncular çıktı? Hemen hemen bütün büyük takımlarımızda çok oyuncular verildi. Bu Galatasaray'da da vardı, Beşiktaş'ta da vardı, Fenerbahçe'de de vardı. Ki Fenerbahçe biraz çok azdır bu konularda. Bir tek o dönemlerde çıkan Müjdat vardı. Müjdat hocam Ama geri kalan hep dışarıdan onlar. Şimdi siz oyuncu seçenekleri sizde önemli. Hoca değil. Oyuncu seçenekleriniz. Şimdi... Diyorsunuz ki benim sistemime uygun değil. Abi hangi sistemine göre uygun değil? Nedir yani sistem nedir? Hangi senin dışarıdan yurt dışında aldığın oyuncu, İngiltereden de getirsen, Almanya'dan da getir, Portekiz'den, Fransa'da zaten hemen hemen oynanan şeyler dizilişler hemen hemen aynı e aynı oyunu oynayan bir oyuncu geliyor. Siz nasıl diyebilirsiniz ki benim sistemim, benim sistemim nedir? Ne oynayacaksınız? E, futbolcu zaten yurt dışında yetişenlerin hepsini o ekolün o sistemin içinden gelenleri getiriyorsunuz. Burada siz farklı bir sisteminiz mi var hoca olarak? <laughs> yok. Farklı bir sisteminiz yok. Oyun tarzları belli ama farklı oyuncular var. Farklı oyuncu modelleri var. Buraya şeyi getirmeyelim yani hani köprüden çıkınca son çıkışın <laughs> onları getirmeyelim. Mahmut abi bak senin dediğin doğru ama Almanya'da, İspanya'da İtalya değil belki ama İngiltere'de takımlar çıkıyorlar, kendi oyunlarını oynuyorlar. Şimdi ama belli ama Türkiye'de çatır çatır mücadele var. Temaslı oyun var. İşte yani, ben de onun için diyorum. Sen yani, oyuncuyu seçerken tabii. hangi tarzda oyuncuyu seçeceksin? Ya. Şimdi pardon. Mesut Ezil tarzında üç tane oyuncu mu alacaksın takıma? Aldığın zaman şampiyonluk hayal ortalara bile giremezsin. Şimdi Türkiye liginden bahsediyoruz. Mesut'un profiline hiç kimse bir şey diyor. ama o tarzda üç tane daha oyuncu olursa Gidersin gelemezsin gelirsin gidemezsin. 90 dakikada senin Türkiye'deki futbolundan yola çıkıyoruz. Kavgacı futbolunda. Niye mesela Stajda herkes Rozier'i bahsediyor. Sporting Lisbon'da olmadı. Şampiyon oldular. Ama burada bizim kavgacı futbol. işte o tarzdaki oyuncuları bizim kulüplerimiz bulması gerekiyor. Ancak sen öyle şampiyon oluyorsun. Hayır şimdi Mesut'un varsa işte geçen Turgay Hoca da çok güzel anlattı. Gezal'ın varsa yani bu oyunculardan her ekstra performans alacaksan takımını da nasıl Barcelona Messi'ye göre dizayn etmişti takımını da ona göre dizayn ediyorsun